Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, bugün Esenler Özel Avicenna Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz ve üroloji uzmanı operatör doktor Tuncay Şafak hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz hastanemize. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ayrıca siz ve ekibinize de bize bu imkanı sunduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz biz de yayına katkı için. Hocam günümüzde prostat kanserinin çok sık görüldüğünü duyuyoruz. Allah evlerden uzak etsin. Sonuçta kanser ismi geçtiği andan itibaren insanlar çok daha fazla bir hassasiyet gösterebiliyorlar. İstenmeyen sonuçta bir rahatsızlık. Prostat kanserini konuşacak olursak bugün programımızın birinci bölümünde kimlerde daha çok görülür? Kimler risk altındadır? Böyle başlayalım sohbetimize. Evet. Şimdi prostat kanseri günümüzde erkeklerde en sık görülen kanser diyebiliriz. Artık daha fazla teşhis koyuyoruz. Ve özellikle akciğer kanserinden sonra en çok öldüren ikinci kanser. Günümüzde özellikle sanayileşmiş ülkelerde çok fazla görülüyor. Örneğin Amerika'da yıllık 150 bin teşhis konulmakta. Ülkemizde tabii giderek sanayileştiği düşünülünce giderek artan oranda teşhis koymaya başladık. Hiç bununla alakalı hocam bir çalışma var mı? Yani sanayileşme ya da modernleşme, yani şehir hayatı diyelim buna. Var. Epidemiyolojik çalışmalar var. Bu da tabii sanayileşmeyle birlikte insanların beslenme alışkanlıklarının da değiştiğini göz önüne alarak daha çok kırmızı etle beslenme ve yağlı yiyeceklerle beslenme, tarım, sebze türü besinlerden uzaklaşma, bu tür insanlarda prostat kanserini daha sık görüyoruz. Tabii bu tıbben henüz kesinleştirilmemiş ama örneğin domates, havuç gibi antioksidan özelliği fazla sebze türü beslenen kişilerde prostat kanserinin daha az görüldüğü bazı epidemiyolojik çalışmalarda tespit edilmiş. Bu noktada hocam peki kimler risk altında? Özellikle bunlardan bahsedecek olursak. Evet, en büyük risk yaş ki ileri yaş, 50 yaş sonrası giderek artmakta ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı da artmaktadır. Bir de en fazla risk aslında genetik olarak birinci derece akrabalarında prostat kanseri olanlarda daha fazla görüyoruz. Irk olarak da gene siyah ırkta, özellikle Amerika'ya yerleşmiş siyah ırkta daha fazla teşhis ediliyor. Daha fazla teşhis ediliyor. Evet. Peki hocam, bir yandan da sonuçta yani özellikle erkeklerde sonuçta mahrem bir bölge. Geç doktora gidiliyor. Bu hususta hem ne tür bilgiler dikkat çekelim, hem de nasıl bir durumla karşı karşıya kaldıkları zaman bir hekime gözüksünler mutlaka. Evet, aslında prostat kanseri belirti vermiyor. Prostat kanseri belirti verdiği zaman genellikle bu kemik ağrıları şeklinde, yani kemiklere yayılarak orada oluşturduğu hasar sonucu özellikle geceleri olan kemik ağrılarıyla bulgu verir. Fakat şimdi günümüz tıbbı ilerledikçe biz artık böyle çok ilerlemiş prostat kanserinden ziyade daha erken aşamada prostat kanserlerini yakalıyoruz. Ve bu da belirti vermiyor açıkçası. Eğer ki anne, eğer ki babasında, kardeşlerinde veya birinci derece akrabalarında prostat kanseri olanlar 45 yaşından sonra ve diğer erkeklerde 50 yaşından sonra prostat kanseri için mutlaka bir doktor kontrolüne girmeli. Kan testleri, parmakla rektal muayene, prostat muayenesi ve en basitinden bir ultrasonografi ile biz bu hastaları tetkik ediyoruz. Tabii asıl teşhis halen yüksek PSA düzeyleri ve biyopsi, doku tanısıyla teşhisi koyuyoruz. Evet. Ama herhangi bir şikayeti yoksa bile, eğer ailede böyle bir şikayet varsa 45, evet, yoksa 50 yaşından sonra en basitinden bir kan testiyle birinci önlem alınabiliyor sanırım. Evet, şimdi PSA dediğimiz bir kan testinin kullanıma girmesiyle biz prostat kanserini daha erken aşamalarda yakalar olduk. Hatta bu diğer kanserler için de geçerli midir hocam? Yani tabii o kan ki testi başka da bir kanser oluşumu varsa yine bir fikir verir mi? Şöyle,
diğer başka kanserlerin de kendine özgü belirteçleri var. Hı hı. Bunlar da tabii şüphelendiği zaman hekim tarafından mutlaka bir tetkik olarak istenecektir. Prostat kanserinde kullandığımız PSA testi aslında direkt tümör hücresinden salgılanan bir test değil. Bu PSA bizim prostat içinde kandaki değerinin 1/300 kadar bulunmaktadır. Fakat kanser gibi prostatın dokusunu zedeleyen bazı durumlarda, enfeksiyon durumlarında söz gelimi, kandaki değeri artış gösterir ve bizi biyopsi için yönlendirir. İşte burada hekim biyopsi kararını verdiğinde bizim önceden rastgele biyopsi tetkiklerimiz vardı. Hı hı. Ultrasonografi eşliğinde prostatı kadranlara ayırarak rastgele prostat biyopsi yapıyorduk. Belli kadranlardan. Çünkü prostat kanserini ultrasonografi veya başka bir tetkik göstermiyor. O kanserli dokuyu normal prostat dokusundan ayıran önemli bir tetkik aracımız yoktu. Fakat son yıllarda MR tekniğinde bir ilerleme kaydedildi. Multiparametrik prostat MR'ı kullanıma girdi. Bu adeta 3 boyutlu bir prostat görüntüsü sağlıyor ve kanserli dokunun hemen erken aşamada o kontrastlı dokuyu içine çekmesiyle bir görüntü elde edebiliyoruz ve artık kanserli dokuyu görebiliyoruz. Biz hastanemizde de bunu uygulamaya başladık. Hı hı. Multiparametrik MR çekiyoruz, kanserli dokuyu görüyoruz ve radyologumuz tarafından işaretlemesi yapılıyor ve biz direkt hedefe yönelik biyopsi yapıyoruz. Ki bu sayede ne kazandık? Gereksiz prostat biyopsilerini önlemiş olduk. Evet. Bir de bu multiparametrik MR'ın bizi yönlendirmesiyle aslında teşhis etmemiz gerekmeyen çok düşük dereceli prostat kanserlerini değil de tedavi edilmesi gereken, ameliyat edilmesi veya ışın tedavisi görmesi gereken riskli prostat kanserlerini teşhis edebiliriz. Bu da bir avantaj sağlıyor ve böylece gereksiz biyopsi ve gereksiz teşhislerden de uzaklaşmış oluyoruz. Bu konuda hastanemiz 2-3 aydır bu MR sayesinde hedefe yönelik biyopsi yapmaya başladık hastanemizde ve çok da güzel sonuçlar almaya başladık. Bu erken teşhisinde önünü açan bir şey olabilir mi? Evet, hocam? Aslında bu şu aşamada bir devrim diyebiliriz. Çünkü multiparametrik MR'ın kullanıma girmesiyle artık ileride belki de sadece prostatı çıkartmadan sadece o kanserli dokuyu yok edebilme imkanı da sağlayacak bize. Evet. Şimdi tabii ki ilk aşamada son derece sınırlı olarak kullanılıyor. Hı. Fakat biyopsiye yönlendirmede ve ameliyata yönlendirmede bize çok büyük avantajlar sağladı. Evet. Hastanemiz de gerekli yatırımı yaptı. Biz hastalarımıza bu imkanı sağlıyoruz. Yani İstanbul'un en merkezi yerindeyiz. Evet. Bize ulaşım da kolay bu konuda. Evet. Çok evet. Önemli. Zira bu yöntemle dediğiniz gibi belki iş çok daha büyüyecekken ya da evet. Daha zahmetli bir süreç yaşanacakken bu süreci hem kısaltmak hem tedavinin başarı şansını da arttırmak açısından önemli bir önemli ve özellikle hani artık biyopsimizi rastgele yapmıyoruz. Hı hı. Tümörü görerek, görerek direkt tümörlü dokudan biyopsi alıyoruz ve hı hı. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Peki hocam burada birazcık da şunu sormuş olalım izleyenlerimize bilgi vermek açısından. Prostat organının işlevi nedir, görevi nedir? Normal sağlıklı bir prostat nasıl bir işlev görür? Evet, prostat erkeklerde bulunan ve idrar torbasının hemen çıkımında bulunan bir organ. Meni sıvısının %60'ını üretmektedir. Hı hı. Yani o spermi taşıyan o sıvının asıl üretiminden sorumlu bir organ. Üretiminden sorumlu. Evet. Peki bu noktada prostatla alakalı bir rahatsızlık söz konusu olduğunda ki ileri aşaması kanser. Bu ilgili kişinin artık çocuk sahibi olamayacağı anlamına da gelmiş olur mu? Şimdi değil tabii ki. Hı hı. Bu prostatla alakalı hani hangi hastalığına yakalandığına bağlı. Şimdi prostat kanseri olup da eğer bu kişi ameliyat olacaksa, eğer bu kişi bir radyoterapi geçirecekse, tabii ki bu çocuk sahibi olabilme fonksiyonlarında bir miktar bozulmalar yapabilir. Ama tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Evet, tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Peki hocam burada prostat kanseri teşhisi konmuş bir kişi.
hayatının devam eden günlerinde artık nelere dikkat etmesi lazım? Nasıl bir süreç kendisine bekliyor? Şimdi prostat kanserini bir kere teşhis ettikten sonra artık iş tedavi sürecine geldiğinde bir kere kanserin evrelendirilmesinin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Hı hı. Şimdi burada çok fazla parametre var. Kanserin derecesi, başka bir organa yayılıp yayılmadığı, hastanın yaşı ve bu hastaya biz tedavi uyguladığımız zaman beklediğimiz ortalama bir yaşam süresi. Tabii ki bunu Allah bilir fakat hani şöyle bir öngörüde bulunuyoruz. Yani bu hastalık olmasaydı bu kişi tahminen ne kadar yaşayabilirdi gibi bir öngörüde bulunarak uygulanacak olan tedavinin bir yol haritasını çıkarıyoruz. Örneğin aktif izlem dediğimiz bir tedavi şekli var ki hiçbir tedavi uygulamıyoruz. Sadece belirli aralıklarla PSA tahlilini yapıyoruz, muayenesini yapıyoruz ve gerekli olduğu zaman filmlerini çekerek hastalığında bir ilerleme var mı yok mu ve biyopsisini yaparak hastayı yeniden değerlendirerek aktif izleme tabi tutuyoruz. Bu daha çok böyle gençlerde ve düşük derece hastalarda tercih ettiğimiz bir yöntem. İşte tedavinin getirebileceği yan etkilerden hastayı korumak için aslında. Bekle gör dediğimiz bir tedavi şekli var ki bu da daha çok hani yaşlılığından dolayı ve düşük derece ya da orta riskli bir kanser olup da uygulanacak olan tedavinin yan etkilerinden hastayı korumak için bekle gör tedavisi tercih edilebiliyor. Dediğim gibi yani hastanın yaşına göre, sağlık durumuna göre ve kanserin derecesine göre hareket ediyoruz. Asıl küratif tedavi dediğimiz, kanserden kurtarıcı tedavi dediğimiz zaman işte cerrahi tedavisi, ışın tedavisi, lokal ışın tedavisi, brakiterapi dediğimiz ve son yıllarda kullanımı sınırlı da olsa yapılmakta olan ablatif tedaviler dediğimiz, özellikle bu multiparametrik MR'ın devreye girmesiyle sadece lezyona yönelik bölgeden kriyoterapi ve radyofrekans ablasyon tedavileri gibi yöntemlerde bulunmakla beraber şu anda en güncel tedavi uygun hastada ameliyat tedavisi. Ameliyat tedavisi. Evet. Peki hocam burada birçok tedavi yöntemlerinden de bahsettik. Hemen akla şöyle bir soru geliyor. Sonuçta prostat kanseri dendiği zaman bir anda insanlar ürkebiliyorlar ve çok önemli. Evet. Prostat kanseri teşhisi konan bir hastanın hayatını normal şekliyle sürdürme oranı ne kadar oluyor? Yani evet. Ölümcül olma durumu ihmal edilmemişse, tedaviler uygulanmışsa evet. Ölümcül bir rahatsızlık mıdır yine? Evet, şimdi tabii ki iş gene erken teşhise dayanmakta. O yüzden periyodik kontrolleri mutlaka yaptırmak gerekiyor. Şimdi kanser teşhisi konulduktan sonra eğer biz bu kişiye küratif bir tedavi uygulamışsak ki örneğin radikal prostatektomi yapmışsak tabii bu tedavinin uygulanan ameliyatın şekli de aslında hastanın yaşam kalitesini belirlemektedir. Biz kliniğimizde laparoskopik radikal prostatektomi yapıyoruz. Ekstraperitoneal yaklaşıyoruz. Ekstraperitoneal dediğimiz karın içine girmeden yani periton zarını açmadan, karın içine girmeden, onun bağırsaklara işin içine katmadan yaptığımız bir yöntem ki oldukça üstün bir yöntem. Çok çabuk ayaklanma, çok çabuk hastaneden taburcu etme avantajları var. Hatta bir yönüyle karın içine girmediğimizden dolayı robotik cerrahiden daha üstün. Karın içine yapışıklıklara yol açmadığı için. Hastanemizde bunu uyguluyoruz. Böyle bir ameliyatı uyguladığımız kişi de aslında %60-70 çok belirgin bir yan etki beklemiyoruz. Evet. Fakat iktidarsızlık gibi her ne kadar sinir kurucu da yapsanız belli bir oranda bu ameliyatın bir sonucu var. İktidarsızlık gibi. Tabii o zaman içinde toparlayabileceği gibi ek tedaviler gerekebiliyor. Gerek, özellikle evet. Genç hastalarda çok titizce davranıyoruz. Çok titizlik gösteriyoruz. İdrar kaçırma gibi düşük de olsa bir risk var. Fakat bu tekniğin gelişmesiyle
1-2 civarında görülse de %11'e kadar görülen yerlerde var açıkçası. Hı hı. Ama %1-2 ideal bir oran. Hı hı. Bir de iddial kanalı dağıldıkları. Biz şimdi prostatı çıkardıktan sonra iddial kanalıyla mesaneyi birbirine anastomoz yapıyoruz, dikiyoruz. Evet. O dikiş yerinde dağıldık oluşabiliyor ki ona da daha sonra küçük operasyonlar gerekebiliyor. Hı hı. Evet. Fakat kür şansı radikal prostatektomi ile %85'lere varıyor. Peki hocam, tekrar şey yaptım. Ölümle sonuçlanması, konulan teşhisi konulan, hele hele de erken teşhis konulmuşsa. Bu oran sık mı oluyor? Yani insanlar şöyle bir, şu yüzden soruyorum. Bir prostat kanserisin diye karşılaştıkları zaman böyle bir durumla, Allah göstermesin ama karalar bağlasınlar mı? Yani nasıl bir sonucu var? Hayır, bağlamasınlar. Çünkü şöyle, tıp son yıllarda çok gelişti. Hı hı. İnanın özellikle ilaç tedavileri alanında da bayağı bir gelişme var. Önceden bizim çaresiz kaldığımız hormona dirençli dönem dediğimiz prostat kanserinin artık hiçbir tedaviye cevap vermediği bir dönem vardır. Orada bile artık çok etkili ilaçlar devreye girdi ve yaşam süresini oldukça uzatıyor. Ki hı hı. Bu söylediğim şey aslında ilerlemiş prostat kanseri. Ve biz artık ilerlemiş prostat kanserini çok az görüyoruz. Çünkü tıbbın ilerlemesi, özellikle Türkiye gibi sağlık alanında yatırım yapmış ülkelerde daha erken aşamada yakalıyoruz ve hastalar için çok daha etkili tedaviler uyguluyoruz. Hı hı. Yani karalar bağlanmasınlar. Çünkü her aşamada bir tedavi şeklimiz var. Her aşamada var. Ve örneğin vücuda yayılmış, kemiklere yayılmış bir prostat kanserinde PSMA PET dediğimiz bir yöntemle o metastaz yapmış hücreleri bile yok etme şansımız olabiliyor. Yani umutluyuz gelecekten. Bu noktada hocam, o zaman yani prostat kanseri bir belirti vermiyor dedik ama bir kemik ağrısı, evet, ya da olabilecek diğer mesela rahatsızlıkları da buradan belirtelim ki böyle bir şey yaşıyorlarsa çok ihmal etmesinler. Yani evet, kemiklerim var, biraz üstüne işte sıcak koyayım falan, idare edeyim demesinler, gitsinler bir hekime demek için hangi durumlar, evet, önemli? Şimdi aslında şöyle, ben şikayet vermiyorum derken bu direkt prostat kanserinin şikayetlerinden bahsettim. Hı hı. O bölgede bir şikayet var. Evet, aslında prostat kanserinin görülme yaşıyla yaşa bağlı prostat büyümesinin görülme yaşı aynı. Dolayısıyla bir prostat kanserli hastada mutlaka bir prostat büyümesi de oluyor. Hı hı. Ve hastalar bize genellikle bu prostatizm şikayetleriyle geliyor. Sık tuvalete gitme, gece idrara kalkma gibi. Aslında bu prostatın yaşa bağlı büyümesinden kaynaklanan şikayetler. Biz hastayı bu şikayetlerle muayene ederken, değerlendirirken ekstradan bir de kan testi yapıyoruz. PSA testi yapıyoruz ve muayenesini yapıyoruz. O esnada biz aslında prostat kanserini çoğu zaman tesadüfen buluyoruz. Dolayısıyla hastalarımızın hiçbir şikayet olmasa bile 50 yaş üstü mutlaka bir prostat kontrolünden geçmesini öneriyoruz ki bunu yılda bir tekrarlanmasını da öneriyoruz. Eğer prostat şikayetleri varsa yaşı beklemeden her zaman bir kontrolden geçmelerini öneriyoruz. Eyvallah. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Hocam, sevgili izleyenlerimiz, Esenler Özel Avicenna Hastanesi'nden bugün sizlere sesleniyoruz. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Tuncay Şafak hocamızla birlikteyiz. Programımızın birinci bölümünde prostat kanserinden bahsettik sizlere. Görülmesi, belirtileri, neler yaşanıyor, tedavisiyle alakalı özellikle gelişen son teknolojik bilgileri sizlerle paylaştık. Ve prostat kanseriyle alakalı ayrıntılı bilgileri böylece programımızın birinci bölümünde izlemiş oldunuz. Eğer bu dakikalar itibariyle yayınımıza katılmışsanız, programımızın geçmiş dakikalarını yayınımız bittikten hemen sonra Akit Televizyonu'nun YouTube kanalına programımız yüklenmekte. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Kısa bir araya gidelim. Ardından beraberliğimiz devam edecek.
Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programımızla beraberliğimiz devam ediyor. Esenler Özel Avicenna Hastanesi'nden sizlere seslenmekteyiz. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Tuncay Şafak hocamızla birlikteyiz. Programımızın 1. bölümünde prostat kanserinden bahsettik sevgili izleyenlerimiz ve prostat rahatsızlığının özellikle ameliyatından sonrasında yaşanabilen bir durum. İktidarsızlıktan bahsetti az önce değerli hocamız. Sadece tabii ki hocam bundan dolayı kaynaklanmaz sanırım iktidarsızlık. Öncelikle bir tanımını yapacak olursak nedir hocam? Yani iktidarsızlık tabii bu halk arasındaki ismidir diye tahmin ediyorum. Evet. Nedir? Bir tanımlamasını gerçekleştirelim. Şimdi iktidarsızlık erkeklerde cinsel hayatı olumsuz etkileyen ve tabii cinsel hayatla birlikte kişinin yaşamını olumsuz etkileyen bir hastalık ve aslında bizim öf ve adetlerimizden kaynaklanan bazı hassasiyetlerimizden dolayı pek dile getirilmese de aile içi büyük bir sorun. Yani ben meslek hayatım boyunca çok boşanan aile biliyorum. Sırf bundan dolayı. Halbuki çaresi olan. Çaresi var. Tedavisi var. Sadece iş doktora gidip şikayetini söylemekten geçiyor. Şimdi iktidarsızlık aslında bir sağlık göstergesi. Yani bir insanın iştahı gibi, yürümesi gibi, gülmesi gibi, neşelenmesi gibi aslında bir genel sağlık vücut göstergesidir. Cinsel ilişkiye sebebiyet, cinsel ilişkiyi sağlayacak yeterli sertliği sağlayamama hali olarak tarif edilebilir. Evet. Burada hocam şu mesela hemen bir soru olarak aklımıza geliyor. Cinsel isteksizlikle beraber mi yoksa cinsel bir istek var ama gerekli olan sertleşme mi mümkün evet. olmuyor? İki durumda söz konusu. Aslında kişinin hayat tecrübesi de deneyimlerinden kaynaklanır. Yani birkaç sefer bir başarısız girişimden sonra isteksizlik de peşinden gelebilir. Ve tabii isteksizlikle birlikte de bir iktidarsızlık problemi olabilir. Bu tamamen kişiye özel bir durumdur. Yani beraber de görülebilir, evet. Beraber görülmeyebilir de. Tabii ki yani şöyle başarısız olacağım korkusu da kişiyi isteksizliğe itebilir ki aile içi huzursuzluğun sebeplerinden birisidir. Peki sebepleri nelerdir hocam? Yani hangi durumlarda böyle bir durumla karşı karşıya kalınır? Evet. Yani en sık sebep şeker hastalığı. Yani ve oldukça da yaygın bir hastalık. Yani şöyle bir kanı var. Ben yaşlıyım, yaşlandım ve bu normal diye bir kanı var ama böyle değil. Hemen orada parantez içerisinde sorayım. Normal bir insan kaç yaşına kadar cinsel sağlığını koruyabilir? Hemen mesela akla bu soru geliyor. Evet tabii bu gene genel vücut yapısıyla alakalı. Şimdi benim hocam bir söz söylemişti. İnsanın yaşı damarının yaşıdır demişti. Damarları ne kadar sağlıklıysa o kişinin efor kapasitesi de o kadar iyidir. Cinsel hayatı da o kadar iyidir. Düşünsel, bilişsel hayatı da o kadar iyidir. Gençtir. Bu gençliği sağlamak için tabii işin içine beslenme faktörleri, genetik, çevresel faktörler girse de cinsel hayatı devam ettirebilmek için bazı korunabilecek işte şekeri kontrol altında tutmak, tansiyonu kontrol altında tutmak gibi ve buna sebep olabilecek hastalıkların korunmak gibi şeylerle yapabiliriz. Evet. Yani genel olarak sağlığı, yaşı ilerlemiş dahi olsa sağlıklı bir olan insanda cinsel açıdan da faaliyetin, gerekli olan işlemlerin görülmesinde herhangi bir sıklık yoktur diyebiliriz. Evet. Peki hocam tekrar şeker hastalığıyla alakalı şöyle bir soru sorayım. Her şeker hastası mutlaka eninde sonunda iktidarsızlığa ulaşır mı? Mutlaka demesek bile çok büyük bir olasılıkla olacaktır. Eğer şekerini kontrol altında tutmuyorsa. Yani aslında şeker hastalığını gerekli diyet ve tedavilerini uygularsak aslında günümüzde çok fazla korkmamalıyız.
kandaki yüksek şekerde dolaşıyorsa o zaman yani iktidarsızlıktan tutun kalp hastalıklarına kadar birçok şey beraberinde gelecektir. Yani beyin hastalıklarına kadar birçok hastalıkla karşı karşıyayız demektir. Hı hı. Burada şimdi hani bunu sanki yaşlanmanın bir sonucu gibi düşünülse de birçok genç hastada şeker hastalığın olup tansiyon birçok genç hastada bu var. Ayrıca sağlıklı birçok yaşlı hastada da yaşlı insanda da iktidarsızlık gibi bir problem görmüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu bir yaşlanmanın sonucu değildir. Önlenebilir bir sorundur ve tedavisi olan bir sorundur. Evet. Sebepleri nelerdir de bir numara şeker hastalığını koyduk. Evet. Sonra hocam ne gibi sebepler karşımıza çıkar? Tabii ki geçirilmiş ameliyatlar, prostat ameliyatları gibi, ışın tedavileri gibi, geçirilmiş ameliyatlar sayabiliriz. Yine veya trafik kazaları gibi. Evet. Peki hocam ki yaşlılarda da çok normal olağan bir durum olarak görmemek lazım diye bu konunun da altını çizdiniz. Yani illa yaşlanınca bu olacak diye herhangi bir sıkıntı yok. Hatta bunu prostat için de söyleyebiliriz herhalde değil mi hocam? Prostat yaşlanınca mutlaka olur. Yani büyümesi zaten beklenir ama illa bir rahatsızlığa sebebiyet vermesi de beklenir. Tabii ki. Peki hocam. Tedavisine geçecek olursak, iktidarsızlık olarak isimlendirilen bu sertleşme probleminin tedavisinde ne gibi yöntemler vardır? Evet. Şimdi günümüz modern androlojide üç aşamadan oluşmaktadır tedavisi. Hı hı. Birinci aşama ilaç tedavileri. Ki buna son yıllarda şoklama dediğimiz halk arasında penis ESV test dediğimiz bir yöntem de ilave oldu. Avrupa Üroloji Birliği tarafından kabul edildi. Hı hı. İkinci aşamada penis içi enjeksiyonlar ve üçüncü aşamada da son aşama penis protezleri. Hı hı. Bu kabaca üç aşamada tedavi ediyoruz. Evet. Biz hastanemizde ESVT tedavisini uyguluyoruz. Klinik olarak bunun çalışması yapılmış. Yöntem kısaca şöyle, penis üzerine uygulanan can yakmayacak tarzda küçük, düşük yoğunluklu şok dalgaları penis içinde bir takım maddelerin salgılanmasına yol açıyor. Ve o maddeler penis içinde yeni damarlar oluşturuyor. Ve yıpranmış damarların tamirine sebep olacak bazı maddelerin salgılanmasına yol açıyor. Bu sayede penis içine giden kan akışı artarak ereksiyonda bir artış sağlıyor. Biz yaklaşık 3 aydır hastanemizde başladık. Klinik çalışmalar %83'e kadar başarı gösteriyor. Hatta bazı çalışmalarda ağır şeker hastalığı gibi ağır iktidarsızlığı olan kişilerde bu tedavinin etkinliğinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Evet. Tabii ilaç tedavileri de destekliyoruz. Şu anda piyasada halk arasında Viagra olarak bilinen ilaç tedavileri, bunlar birinci aşama tedavileri. Onlarla da desteklenebilir. Ve kalıcı olarak da %60-70'e varan uzun yıllar etkiyi sağlıyoruz. Enjeksiyon tedavileri aslında uygulaması kolay fakat hastalar tarafından genellikle ağrıdan dolayı ve uyumsuzluktan dolayı tedavi genellikle bırakılıyor. Yani devam ettiren hasta sayısı aşağı yukarı %30 civarında. Son aşamada tabii penis protezleri var. Penis içine dışarıdan görülmeyecek şekilde farklı modelleri var. Yerleştiriyoruz ve asıl kalıcı etkiyi de o sağlıyor. Fakat şu anda en modern tedavi yöntemi şoklama tedavisi. Evet, ESVT dediğimiz şoklama tedavisi. Burada az önceki bahsetmiş olduğunuz ilaçları sağlıklı insanların normal zamanlarda da kullanması, hatta yani öyle durumlara geldi ki bir ara iş portalarda bile satılan. Şimdi artık internet ve bilgi kirliliği ne yazık ki hele sağlık alanında çok ciddi bir sıkıntı. İnternetten bunların olmaması gerekli olduğu tarzda reklamlarına insanlar muhatap oluyorlar. Evet. Bu hususlarda neler söyleyebilirsiniz? Sağlıklı bir cinsel yaşamı olan bir kişinin bunu işte çeşitli isimleri de var. İsimlerini zikretmiş olmayalım şimdi. İlaçlarla desteklemesi ne derece sağlıklı? Sağlıklı bir kişiye hiç gerek yok. Şimdi tabii ben kimsenin ticari hayatına karışmak istemiyorum. Fakat aslında bu hani bitkisel ilaç dedikleri, bitkisel takviye dedikleri şeylerin içinde de gene bu bizim fosfodiesteraz inhibitörleri diye geçiyor.
tıpta. Bu ilaçların işte uzak doğu ülkelerinde üretilmiş, belki merdiven altı üretilmiş ham maddeleri var. Yani onlar içine karıştırarak böyle bir etkide bulunuyor. Biz tabii önermiyoruz yani biz hekim olarak. Bunlar mesela hocam bağımlılık yapar mı? Daha sonraki süreçlerde bunlar olmadan bir ilişki durumunu artık olamamaya başlaması gibi durumlar söz konusu olabilir mi? Bağımlılık yapıcı bir özelliği yok. Fakat yan etki, her ilacın bir yan etki potansiyeli var. Dolayısıyla biz bu ilacı kullanırken o yan etkileri de göze alarak kullanıyoruz. Gerek yokken ilaç kullanmamak lazım. Kullanmamak lazım. Evet. Hele hele de bilinçsiz bir şekilde. Bilinçsiz bir şekilde asla. Ve hekim tavsiyesi olmadan kullanmamak lazım. Kullanmamak lazım. Benim tavsiyem lütfen eczanede satılan ilaçlar. Çünkü bunlar denetim altındadır. Sağlık Bakanımızın denetim altındadır. Reçeteyle satılmalıdır. Doktor tavsiyesiyle satılmalıdır. Hastalarımız buna riayet ederse memnun oluruz. Evet. Burada hocam az önce bir aslında kavramdan bahsetmiş olduk. Sağlıklı cinsel yaşam. Evet. Bunun mesela tanımını gerçekleştirecek olursak bu nedir? Yani sağlıklı cinsel yaşam örnek veriyorum bir erkeğin şu periyotlarda şu şekliyle diyebilirim tıp literatüründe bir tanımlaması var mıdır? Şimdi tabii ki var. Fakat aslında sağlıklı cinsel yaşam bizim normal günlük yaşantımızın bir uzantısı. Yani eşler arasında uyumdan geçer. Yani iki partner arasındaki o sevgi bağı oluşmuşsa ve bunun devamında da aslında bu cinsel hayat bunun son noktasıdır. Şimdi tabii aile içi şiddet şu anda maalesef her gün haberlere çıkıyor. Yani bunları duydukça çok üzülüyorum açıkçası. Sağlıklı bir cinsel hayat için doğru kişi, doğru zaman ve doğru yer. Yani bu üç faktörün bir arada olması gerekiyor. Yani doğru kişi, sevdiğiniz kişi, eşiniz, partneriniz. Ve bununla aranızda eğer iyi bir diyaloğunuz varsa, iyi bir geçiminiz varsa ve her şey de yerindeyse o zaman geriye kalıyor sağlıklı bir cinsel hayat. Tabii az önce saydığımız bu ereksiyon problemleri olan hastalıklarımız yoksa sağlıklı bir cinsel hayata da kavuşmuş oluyoruz. Kavuşmuş oluyoruz. Burada hocam özellikle erkekler açısından sağlıklı cinsel yaşamı etkileyebilecek rahatsızlıkları da şöyle yukarıdan aşağı sayacak olursak ne gibi rahatsızlıklar? Evet. Bir tanesini anlattı. İktidarsızlık. Evet. Evet. Ardından mesela ne gibi rahatsızlıklar en fazla vaka olarak sizlere polipilinize geliyorlar? Evet. En çok gördüğümüz ağrılı ereksiyon olarak da adlandırılan peyron dediğimiz bir hastalık. Bu penis içindeki bu kan dolan kılıf diyelim halkın arasında daha iyi anlatılmak üzere. O kılıf üzerinde bir takım yangısal reaksiyonlar vücudun bağışıklık sistemiyle o doku arasında oluşan bir reaksiyon sonucu adeta kireçleşmiş sert bir doku oluşması. Bu ne yapabiliyor? Ereksiyon esnasında peniste ağrı, eğrilme ve sağlıklı bir cinsel ilişkiyi engelleme gibi sonuçları olabiliyor. Tabii tedavisinde bu hastalığın öncelikle bir 3-6 ay ağrı kontrolü ve bazı ilaç tedavileriyle hastalığın son halini almasını bekliyoruz. O yangısal reaksiyon bittikten sonra düzeltme tedavilerimiz başlamaktadır ve ameliyatla vücudun bazı bölgelerinden ağız içi mukozası olabilir. Safenven dediğimiz damar parçası olabilir ya da bir vücudun bir fasyasını çıkarılarak o bölgeye bir kesi uygulanıp oraya bir yama tarzı ameliyat yaparak eğriliğin düzeltilmesi ve ereksiyon düzeltilmesi gibi yöntemlerimiz var. Çok da sık görülen bir hastalık. Daha çok mikro travmalar sorumlu tutulsa da genellikle gene şeker hastalığı ve tansiyon hastalığında daha sık görüyoruz. Daha sık görüyoruz. Peki hocam başka özellikle sağlıklı cinsel hayatı etkileyen erkekler açısından rahatsızlıklara hangi rahatsızlıklara da örnek verebiliriz? İktidarsık, ağrılar, ereksiyon. Erken boşalma tabii. Erken boşalma. En sık görülen cinsel hastalık. Cinsel yaşamı etkileyen. Burada da mesela
hangi durumdur? Özellikle bir kıstas konulacak olursa, şöyle bir durum varsa bunun adı erken boşanma olarak, tıbbi olarak evet, anlatılabilir dediğimizde hangi bilgileri paylaşabiliriz? Bu konuda çok çeşitli tanımlar var. Biz tıbben 2 dakikanın altına erken boşanma diyoruz. Hı-hı. Tabii ki bu 2 dakika derken cinsi münasebetin başladığı değil de o vajene giriş başladıktan sonraki 2 dakikanın altına biz erken boşalma diyoruz. Hı hı. Tabii bazı tanımlarda da hanımdan önce orgazma ulaşma, bunu da erken boşalma olarak tanımlayabiliriz. Hı hı. Tabii bu aslında cinsel hayatı etkilen çok büyük bir sorun ve genel bir tatminsizlik ve eş arası uyumsuzluğa yol açabilmektedir ve ürolojik polikliniklerine en çok başvuruda bulunan hastalık kategorisinde evet, bulunuyor. Tabii bunun doğuştan olanı var. Yani ilk cinsel hayattan itibaren varsa bunu primer olarak adlandırıyoruz. Fakat ilk cinsel hayattan itibaren olmayıp daha sonra ortaya çıkmışsa da edinsel olarak adlandırıyoruz. Tabii ilaç tedavileri. Tam tedavisini soracaktım hocam. Evet, ilaç tedavileri var. Hastalığı düzeltmese de en azından ilişki süresini uzatarak kendine güveni sağlaması ve cinsel ilişkiyi düzeltebilmesi açısından şu anda gayet başarılı ilaç tedavilerimiz var. Tabii bazen ufak cerrahi operasyonlar da gerekebiliyor. Hı hı. Bu noktada hocam bu rahatsızlığın özellikle çözüme kavuşturulması oranı ne kadardır? Yani tedaviyle %80 üzerinde başarılıyız. Bu kategoriye ekleyeceğimiz başka rahatsızlık var mı hocam? Ağrılı ereksiyon dedik, iktidarsızlık, erken boşanma, sağlıklı cinsel yaşamı etkileyen rahatsızlıklar evet, başlığı altına. Yani penis küçüklüğü belki bize çok sık başvurulan konulardan geliyor. Onun da hocam, o şekilde sormuş olayım. Tıp literatüründe kategori olarak, çünkü insanlar özellikle mahrem bölgeleri olduğu için evet, danışamıyorlar, soramıyorlar. Bu rahatsızlık var denilen kategori nerede başlıyor, nerede bitiyor? Evet. Biz aslında tıbben 7 santimetrenin altında bir ereksiyon halindeki bir penisin boyutu varsa buna küçük penis diyebiliyoruz. Tabii aslında bu küçüklük kavramı kişilere göre değişmekte. Yani bir erkek için, bazı erkekler için diyelim, çok önemli olabiliyor. Tıbben yani piyasada bir sürü tedavi edici ilaçlar olduğu işte söylenen o reklamlarda falan, onlara itibar edilmemesine. Tam onu soracaktım. Çünkü bu konuda çok ciddi bir istismar varmış gibi çok istismar ediliyor. Biz eğer kişi penis boyutundan gerçekten muzdaripse, yani 7 santim olması şart değil ama kendisi eğer öyle görüyorsa ve bunu bir nasıl derler psikolojik bir sıkıntı, ya, bir sıkıntı sokmuşsa biz bunu ameliyatla düzeltiyoruz. Ve bazı o süspansör ligament kesilmesi ve bir takım plastik ameliyatlarıyla en azından görünümünü büyütebiliyoruz ve kişiyi psikolojik olarak da rahatlatabiliyoruz. Ama şunu söyleyebilir miyiz hocam? Özellikle hele hele de o reklamları yapılan işte kesinlikle itibar büyütücü ilaçlar vesaire şeklinde böyle bir şey literatürde de pek mümkün literatürde değil. De ne yazık ki bir istismar alanı olarak şu anda da önümüze. Biz hastanemizde uyguluyoruz. Özellikle penisi o kemiğe sabitleyen süspansör ligament var. Onu keserek peniste 2 ila 5 santime kadar bir uzatma yapabiliyoruz. Evet. Hocam programımızın sonuna gelmiş olduk. Bu noktada çok kısa olarak da şunu özellikle istirham etmek istiyorum. Özellikle Avicenna Hospital'da böbrek taşıyını tedavi etmekte çok önemli, çok özel bir yöntem de uyguluyorsunuz. Evet. Bu bilgiyi de izleyenlerimize paylaşıp artık veda etmiş evet, olalım. Artık böbrek taşı tedavisinde tamamen endoskopik ameliyatlarımız var. Flexible üretörel endoskopi denilen özel bir aletle idrar kanalının her safhasından böbreğin içine kadar girerek taşları lazerle parçalıyoruz. Bir günlük yatış ve oldukça konforlu bir ameliyat. Uygulamaya başladık ve hastalarımız da oldukça memnun.
Tabii diğer ameliyatlarımız da yapıyoruz. Yani perküten cerrahimiz de var. Diğer rigid üroteroskoplarımız da var. Ayrıca çocuklar için en ince 3 French denilen ultra ince üroteroskopumuzu da aldık. Artık çocuk taş hastalığına da müdahale edebiliyoruz. Müdahale edebiliyoruz. Abisen'le gerekli yatırımları yaptı. Biz hastalığımızı kabul ediyoruz. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için. Önemli bilgilerdi. Sevgili izleyenler, Esenler Özel Avicenna Hastanesi'nden bugün sizlere seslendik. Üroloji uzmanı operatör doktor Tuncay Şafak hocamızla birlikteydik ve bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. İnşallah yine bir başka programımızda tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalınız efendim.